Peki hocam, bu mevsimde çocuklarımız hangi hastalıklarla sıklıkla karşılaşabilirler? Bu mevsimde en sık gördüğümüz hastalıklar bağırsak enfeksiyonları, gastroentrit dediğimiz ishalleri çocuklarda çok fazla görüyoruz. Hem sanitasyon dediğimiz, kullandığımız suların hijyeni konusunda biraz soru işaretlerimiz var. Hem ondan kaynaklanıyor. Hem işte havuzlu, denizli o tarz yerlere gidiyorlar ve her ne kadar temiz olduğunu düşünsek de oradan mikrop kapma ihtimalleri çok yüksek. Artı gıdalar yazın biliyorsunuz çok çabuk bozulabiliyor. Her ne kadar dışarıdan yedirmemeye dikkat etsek de bu sıcaklarda biraz daha korumak, konservatif davranmak, gıdalara daha bir özen göstermek gerekiyor. Küçük çocuklarda bunu başarabiliyoruz ama belli bir yaşın üzerindeki çocuklarda aileler de kontrolü bazen kaybedebiliyorlar. Dışarıdan gıda tüketebiliyorlar. Dondurma gibi şeyler yiyebiliyorlar ve bunların açıkçası hepsi açık hijyenik ortamlarda olmayabiliyor. Bunların yedikleri takdirde besin zehirlenmeleri, bağırsak enfeksiyonları, bazıları işte parazitlere bağlı olarak, bazıları da virallere bağlı olarak bağırsak enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların tedavileri yapan etkene bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte genel bir yaklaşımımız var. İşte kaybettikleri sıvıyı yerine koyabilmek, bir prebiyotik belki de desteklemek bunları çocukları. Gıdalarını mümkün olduğu kadar eskisi gibi olmasa da yavaş yavaş ishal diyeti dediğimiz diyetleri uygulayabilmek. Ama sürekli kusan, sürekli büyük tuvaletini yapan, sıvı kaybeden çocuklarda da artık bir doktor kontrolünde gerekirse bu sıvıyı ağzından alamadığını düşündüğümüz çocuklarda da damar yoluyla bu sıvıyı yerine koymak gerekebiliyor. Antibiyotik tedavisi ishalli çocuklarda kullanılmaz. Ama antibiyotik eğer antiparazitik parazit tespit etmişsek onlara yönelik antiparazitik tedavisi kullanılabilir. Hiçbir zaman ishali durdurmayız. Halk arasında yanlış bir şey de var. Ne zaman duracak, ne zaman evet ishali durdurmak için de kullanabiliriz. Biz ishali böyle yiyeceklerde patates Evet. Yani mümkün olduğu kadar bağırsaklarda böyle küçük virüs dediğimiz tüysü yapıcıklar vardır. Gıdalardan bir kısmı onlara ihtiyaç duyar, onlarla emilir. Bazıları ise onlara ihtiyaç duymadan emilir. İshalde bu tüysü yapıcıklar tamamen atılıp gider ve geriye şey kalır. Yani bir boru gibi düşünün. Ve o tüysü yapıcıkları olmadığından dolayı da yediklerimiz aynen dışarı çıkabilir. Biz de diyette kullandığımız şeylerde bu tüysüz yapıcıkları gerek olmadan o borudan direkt geçebilecek, çocuğun ihtiyacını sağlayabilecek gıdalar tüketmeleridir. Dediğiniz gibi işte patatesli, havuçlu, şeftalili, muzlu, yoğurtlu onları verebilmek, tuzlu gıdalar daha çok, yağlı ve şekerli gıdalardan da uzak durabilmek. Peki hocam çocuklarda hazır yiyecek alışkanlığı var, hamburger alışkanlığı var. Peki aileler buna nasıl dur diyecekler? Ya o biraz zor ama yine de ailede iş bitiyor açıkçası. Şimdi çocuklar tabii dediğimlerini de söylediğim gibi belli bir yaşa kadar aile kontrolünde oluyor ama okul dönemi başladığı zaman bu kontrol evden kaçabiliyor arkadaşlara. Harçlık konusunda belki biraz daha dikkat edebilirler. Çünkü bazı okullarda küçük çocuklara harçlık verilmemesi konusunda tembihler yapılabiliyor. Bunlara aileler dikkat edebilir. Dışarıdan gıda tüketmek ailelerin de bazen kolayına mı geliyor bilmiyorum. Hani hamburger tarzı, fast food tarzı şeylere daha kolay gelebiliyor. Dışarıda daha çabuk bulunabiliyor ve tüketilebiliyor ev yemekleri. Çünkü her yerde bulmak çok mümkün değil. Onu arkadaş çevresi tabii çok önemli. Okul kantinlerine biraz dikkat etmek lazım. Devlet okulunda biraz daha önlemler almaya başladı hani kantinler konusunda. Ama yine de çok da mümkün değil. Çok fazla dışarıyla haşır neşir olan çocuklar da ipin ucu kaçıyor maalesef. Ve şu anda da yaz tatilindeki çocuklar çoğunlukla dışarıdalar. Evet. Yani o dondurmalar, işte dediğiniz gibi fast food tarzı gıdalar tüketiliyorlar. Dışarıda maalesef havuz, deniz, her türlü su birikintisinin içerisindeler bu sıcaklarda çocuklar. Onları da aileler belki biraz daha şeyi kontrol edebilirler. Çocukların dışarı çıkış saatlerini biraz daha kontrol edebilirler. Ya sabah saatlerinden hani saat 9-10 gibi ya da akşam 5'ten sonra güneş biraz daha etkisini kaybettikten sonra çocuklar dışarı çıkabilirler. Onlara biraz dikkat edilebilir. Belki sportif aktiviteleri çocuklar yönlendirilebilir. Biliyorum hep sürekli okula gidiyorlar ama yani bir şekilde onların enerjilerini atabilmeleri için de bu tarzda bir şeye yönlendirilebilirler. Orada biraz daha kontrollü olabiliyor yedikleri ya da gün içerisindeki aktiviteleri. En azından profesyonel insanlar da bu iş düzenlenmiş oluyor.
Onlara biraz dikkat edebiliriz.